Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günler, esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyazlı insanlar, yazık Pınar'a. Yüreğimdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim, imtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar sözünü her zaman söylerim. Türk Turan tarihini bilmek, geçmişi, bugünü, geleceği bilmektir arkadaşlar. Her şeyi sezinlemektir. Çünkü tarih her zaman tekerrürden ibarettir. Yerine göre olaylar, şekiller, yer değiştirirler. Zamanlara göre, asıllara göre, asıllara göre. Aslında her şey aynıdır. Arkadaşlar, bugünkü konumuz çok soruldu. Sorulan bir soru vardı. Hocam Altay, Altay ne demektir? Arkadaşlar anlatalım. Altay, Turanların ilk ismidir. Altay, Turanların ilk ismidir. Çıktıkları yerdir arkadaşlar. Altaylar. Altay ne demektir? Kelime itibariyle. Özel Türkçedir. Türkçedir. Altay, kızılların demektir. Kızılların demektir. Altay. Altaylarda arkadaşlar, bakın, Altaylarda demirin işlendiği yerdir orası. Demirin işlendiği yerdir. Altaylar. Altaylar. Aynı zamanda demirin kızıllığıdır al. Demirin kızıllığıdır al Altay. Ve Turanların ilk ismidir Altay. Altayların çocukları diye geçer. Batılı kaynaklarda. O zamanki gezginler yazmışlardır. Coğrafyacılar yazmışlardır. Haritacılar yazmışlardır. Budun Betimköy'e yazmışlar. Altaylar. Yani kızıllar. Dedim ya, işte oradan türeyen çok sayıda devlet vardır. Özü itibariyle Türk Turan olanlar. Türk Turan olanlar. Arkadaşlar, al kelimesiyle. Al kelimesiyle. Ne olur? Alan olur. Al. Alan olur. Al. Alban olur. Al, Alman olur. Al, Aljeri olur. Say, 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 bitmez. Alanya olur. Aldan gelir hepsi. Yerine göre alan, ulan olur. Al, al, Altay, alan, ulan olur. Ulan demek, kızıl demektir arkadaşlar. Moğolistan'ın başkentidir Ulanbatır. Ulanbatır, kızılbaşlı yiğitlerin şehri demektir. Kızılbaşlı yiğitlerin şehri demektir. Al kelimesinin aynısını Çin'de görürsünüz. Kızılderililerde görürsünüz. Kabilelerde görürsünüz. Kızıldır, kızıl, kızıl, kızıl. Dedik ya, güneş Türk'ün sembolüdür. Onun temsilcisi yeryüzünde ateştir. Ateştir. İkisinin arasını bulduran yıldırımlardır. Yıldırımlardır. Yıldırımdır. Bunlar hepsi saygı nesnesidir arkadaşlar. Saygı nesnesidir. Aldan gal türemiştir. Galualar. Galatlar türemiştir. Galatlar. Galatlar. Dedim ya, hepsi Türk Turan'dır. Hepsi Türk Turan'dır. Hepsi dedim ya. Ana yerleri. Bakın arkadaşlar, Turan'ın ilk olduğu yerdir Altaylar. Altaylar içeride inanılmaz derecede de boylar, kollar, dallar vardır. Dallar vardır arkadaşlar. Ve burada demiri işleyenlere verilen isim, bak, demiri işleyenlere verilen isim Tomhulardır. Tomhulardır. Dünyada Tom kelimesi, bakın, Tom kelimesi her yerde bilirsiniz. İsim olarak da görürsünüz. Tom. Büyük demektir. Büyük demiri işleyenler demektir. Hani derler, Tomar Tomar.
koca koca, büyük. Büyük. İşte arkadaşlar, Altay kelimesinin anlamı budur. Kızıllar demektir. Kızılların yurdu demektir Altaylar. Demirin işlendiği yer, bulunduğu yer işlendiği yerdir. Hatta bu demiri işleyenlerin, demir ustalarının bir kısmına verilen isim Çalbeylerdir. Çalbeyler, Salbeyler, Sılabeyler, Sılavbeyler. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Hepsi kızıldır. Hepsi. Ve dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Her tarafına kum taneleri gibi. Kum taneleri gibi arkadaşlar. Bunlar çok iyi bilinecek. Yani. Bunlar, bunu her Türk insanımızın, toran dünyamızın, bütün insanımızın bunları bilmesi gerekiyor. Ezberlemesi gerekiyor. Belleklere kazıması gerekiyor bunu. Kazıması. Duyarız Altay. İşte Batılı adamlar hep araştırmışlar Altay'ın demek olduğunu ya. Ve gelip dedim ya, kaç bin seneden beri yazmışlar buraya. Yazmışlar. O küniformlardan, tabletlerden çıkmış, yöreklifirden çıkmış ya. Bu demiri işleyenler. Demir, Mısır'da vardır arkadaşlar ya. Mısır'da vardır. Aynıdır ya. Hep aynıdır, değişmez. Dünyanın değil mi? Her tarafı dağılmışlardır. Dünyanın her tarafına dağılmışlardır Altaylılar, Türk toranlar. Öğretin arkadaşlar. Bakın bu anlattıklarım, bunlar bizim özümüz, mayamızdır. Bunlar Türklüğümüz değerlidir ya. Değerlidir. Bunu her evladımızın öğrenmesi lazım. Çocukların öğrenmesi lazım ya. Öğretin, öğretin bunları. Öğretin. Bakın ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Basit bir şekilde, yalın bağlı anlatıyorum kardeşlerim. Ben uzatmam. Ben kısadan hisse yaparım. Kısadan hisse. Çünkü o kadar çevirmiş olduğum kitabın içinde ben hep yazarım bunları bir kenara. Hepsini teker teker yazarım. Ve yeri zaman, yeri zaman anlatırım. Ki anlayın, yerleştirin. Yerleştirin beyine. Bunlar önemli bilgiler. Önemli bilgiler. Altaylılar. Yani kızıllar demektir arkadaşlar. Diğer isimleri Tomhular. Tomhular arkadaşlar. Bunları hep bileceğiz. Ve gelecek derslerde öğreteceğiz bunları. Öğreteceğiz. Anlatacağız. Ya. Yarın dedim ya işte. Çocuklarınızı anlatırsınız, torunlarınızı anlatırsınız. Anlatın bunlar. Bunlar tarihi gerçekler kardeşim. Bunlar tarihi gerçekler. İşte üzülüyorum ben. İşte böyle anlatılmadığı için tarih, yalın bir şekilde anlatılmadığı için. Orijinal kaynaklı belki de anlatılmadığı için, yani 82 seneden beri bir yalan, yalan bir tarihin içinde bizi yok etmeye çalıştılar yani. Yunan, Latin, Arap tarihi diye bizi yok saydılar yani. Yok saydılar. Türklüğü, koca Türklüğü. Türk demek, Turan demek, dünyanın atası demektir be. Atası demektir. Ama bize niye bak, 82 seneden beri İngiliz oyununda bizi kandırdılar işte. Emperyalizm oyunları ya. Kaç 83 sene oldu ya. 83 sene oldu. İmza atanın ismi dönüyor. İsmet İnönü imza atmışlar arkadaşlar. Atamız öldüğü zaman diyorum 13 gün sonra İstanbul'a gelmişlerdir ya. 13 gün sonra İstanbul'a gelmişler İngilizler ya. 23 Kasım 1938'de arkadaşlar görüşmeler 9 ay sürüyor. 9 ay sonra İngilizlerin şartı kabul ediyor. İngilizlerin şartı şuydu yani. Okullarınızdan Atatürk'ün Türk tarih testleri kaldırılacak. Yerine Yunan Latin tarihi konacak demişlerdir. Ve 1940 yılında yürürlüğe girmiştir bu işte. İşte o gün Türk'ü, insanımızı, bütün Türk Turan dünyamızı soysuz yapmak için başlamışlardı bu oyun ya. Yani hepsinin atası biziz. Hepsi Türk Turan hepsi. Hepsi. Altaylılar demek, Kızıllar demektir. Diğer adıyla Tomhular. Türk Turan. Nokta. Ne mutlu Türk'üm diyen saygılarımla.